Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı başlıyor. Merhabalar efendim. İçel TV, İçel FM ve sosyal medyanın her alanında izlenmekte ve dinlenmekte olan tüm izleyici ve dinleyicilerimize kucak dolusu selamlar, sevgiler dileyerek başlamak istiyorum bugünkü programımıza. Hayatın Trafiğine hoş geldiniz. Ben Nil Sezer. Bu haftaki konuğum psikolog Zeynep Terzi. Son günlerin en çok konuşulan konularından birisini, kaygılarımızı konuşmaya çalışacağız. Zamanımız el verdiği şekilde. Hoş geldin Zeynep'ciğim. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhabalar. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bu senin aslında yaptığımız ikinci program ama öncekini izlemeyenler için bir hatırlatma yapalım. Seni bir tanıyalım, tanıtalım. Ne dersin? Tabii. Zeynep Terzi, psikoloğum. Çağ Üniversitesi'nden mezun oldum. Mersin SRC Psikoteknik'te çalışıyorum psikolog olarak. Hı hı. Yaklaşık bir 8 aydır oradayım. Bu şekilde. Güzel bir program olması dileğiyle o zaman başlayalım. Evet, yaklaşık bir saat boyunca karınca kararınca hayatı paylaşacağız sizlerle iftara doğru. Denk geldi bugünkü programımız. Evet, psikoloğumuza da merhaba dedikten sonra hemen bir duyuru daha yapmam gerekiyor. Normalde bu hafta Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Adem Koca ile bir program yapacaktık ama sınavla ilgili altyapı ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin yoğunluktan dolayı ileriki bir dönemlerde yapmak üzere erteledik. Bugün psikoloğumuz Zeynep Hanım'la bir program yapacağız. Bu arada söz Milli Eğitim'den açılmışken hafta başında Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk bir dizi yenilemeden söz etti. Sınav tarihlerinde, sınavların yapılış şekilleriyle ilgili farklı uygulamalarda farklı şeyler gündeme geldi. YKS ve LGS sınavlarıyla ilgili sınav yapılış şekilleri, sınav tarihlerinde öteleme ya da ileri alma gibi şeyler söz konusu oldu. Tabii yaklaşık YKS'ye 2,5 milyon öğrenci katılacak. Bu açıklamaları bir takip hemen bütün öğrencilerin sosyal medya hesaplarında hemen hemen kaygı ve serzeniş içeren mesajlara rastladık sosyal medyada sıkça. Bugün birazcık da bunu konuşmak istiyorum ben öncelikle. Peki Zeynep'ciğim, Zeynep diyeceğim sana. Kaygı nedir? Neden öğrenciler sence kaygıya kapıldılar? Bunu neden söylüyorum? Çünkü ilk bu sürecin başında ötelenmişti. Ondan mutsuz oldular aslında. Hani bunu izledik medyada. Şimdi 30 gün öne çekilmesi de onları mutlu etmedi. Bir kaygı sanırım bu. Kaygı nedir? Önce onunla başlayalım. Tabii. Şimdi kaygıyı ilk başta tanımlayacak olursak hepimizde var olan bir duygu kaygı. Yani mutluluk gibi, üzüntü gibi, acı gibi yaşadığımız sürece hissedebileceğimiz bir şey kaygı. Bizim incelediğimiz kısım kaygının aşırı veya normalin altında olduğu şekli. O zaman şöyle mi? Bir kaygıya neden olan bir şey var, unsur var. O tetikliyor. Ondan sonra kaygının ölçüsü mü var bir de? Evet, yani zaten endişe verici bir olaya endişe duymamamız anormal. Aşırı duymamız da anormal. Nasıl anlayacağız biz bunun aşırı mı veya normalin altında mı olduğunu? Kaygımızı derecelendirmemiz gerekiyor. 1 ila 10 arasında bir derece veriyoruz kaygıya. 5'in altındaysa bu anormal. 5'in üstündeyse de anormal. Nasıl değerlendiriyoruz bunu? Biz bu kaygıyı fiziksel, düşüncesel ve davranışsal olarak değerlendiriyoruz. Kaygımızı felaketleştiriyor muyuz? Yani
bir kaygı var ortada ama biz bu kaygı için ne düşünüyoruz? Ben bunu başaramazsam öleceğim, insanlar benimle dalga geçecek. Bu tarz düşünceler gerçeği yansıtıyorlar mı? Ne kadar gerçekçiler? Önce buna bir bakmamız gerekiyor. Ve biz bu kaygıdan kaçınıyor muyuz yoksa onunla baş etmeye çalışıyor muyuz? Eğer kaçınıyorsak, baş etmeye çalışmıyorsak veya felaketleştiriyorsak dediğim gibi, o zaman bu kaygı anormaldir ve üzerinde çalışmamız gerekiyordur. Anladım. Yani bizim kaygı dediğimiz duygu daha çok bizim bakış açımızla alakalı. Benim aklıma şöyle bir örnek geldi. Üniversitede mesela zaman zaman, senin de başına gelmiştir eminim, sınavlar ertelenirdi. İkiye bölünürdük. Bir kısım derdi ki ya işte daha iyi hazırlanırız, iyi bir puan alırız. Bir diğer kısım da keşke bir an önce sınava girip çıksaydık da bu stresten kurtulsaydık derdi. Şimdi bu iki olay üzerinde kişilerin bakış açıları farklı. İki durum da doğal. Bir tanesi hazırdır. Aynen. Bir an önce girip o kaygıdan kurtulmak istiyordur. Hı-hı. Diğeri hazır olmadığını hissediyordur. O yüzden daha fazla çalışıp daha fazla hazırlıklı olmayı umut ediyordur. O yüzden ileriye taşınması iyi gelmiştir. Diğeri de ben zaten hazırım, niye bu stresi üstümde daha fazla taşıyayım, bir an önce girip çıkayım düşüncesindedir. İkisi de sancılı bir süreç aslında. Aynen öyle. Biraz bakış açısıyla bir de alakalı. Ne kadar ötelense de yetmeyecek olanlar var. Ne kadar çalışırsam çalışayım ben zaten anlamıyorum veya daha fazla çalışmam gerekiyor, daha çok şey öğrenmeliyim, daha çok ezber yapmalıyım gibi düşünenler var. Bu sağlıksız olanı. Yani biz bir şeyi öğreniyoruz ve öğrendikten sonra onu değerlendirmemiz gerekiyor. Bu kaçınma oluyor. Öteledikçe biz ondan kaçınmış oluyoruz. Kendine güvenle de alakalı değil mi kaygı dediğimiz şey? Mesela kendine güvenen kişi hiçbir sorunda öyle çok hayati boyutta kaygılanmaz. Üstesinden nasıl geleceğini, aynen nasıl öyle. Yeneceğinin formülü. Bu işte felaketleştirilmiş düşünceler yüzünden ondan kaçınmaya çalışıyoruz. Bir diğer deyişle şunu sormak istiyorum ben sana, toparlarsak bu konuştuklarımızı. Kaygının sınava hazırlanan adaylar üzerinde etkisi ne olur? Çünkü şu süreçte onlar gerçekten çok kaygılılar. Birkaç tanesiyle görüştüm. Hatta program sırasında ekranın altında yazan WhatsApp numarasından bize ulaşıp psikologumuza sorularınızı da iletebilirsiniz. Buyurun. Şimdi sınav kaygısını değerlendirelim o zaman. Sınav kaygısı da hepimizin üstünde olması gereken bir kaygı. Yani öğrencilerin de üzerinde olması motivasyon gerekiyor. Anlamında motivasyon anlamında evet. Milli Eğitim Bakanı'nın üstünde olması gerekiyor ki güzel bir sınav hazırlayabilsin. Biz ailelerin, ebeveynlerin üzerinde olması gerekiyor ki çocuklarımıza iyi yaklaşabilelim, sınava hazırlanmalarını sağlayabilelim. Öğrenci olarak da öğrencilerin de o kaygıyı taşıması gerekiyor ki bir kaygı taşımazsak gereken özeni gösteremeyiz. Ama bunu aşırıya kaçırmamamız gerekiyor. Aşırıya kaçırılan kaygı şöyle oluyor. Kişi kaygı verici bir olayla karşılaşıyor. Sınava girecek, ders çalışması gerekiyor. Ders çalışmaya başladığı anda kafasında felaket düşünceler geçmeye başlıyor. Sınavı kazanamazsam ailem çok üzülür. Benim için hayatımın sonu olur. Öğretmenlerim hayal kırıklığına uğrar, arkadaşlarım benimle dalga geçer. Felaketleştirdik biz bunu. Sonra biz bunu artık tehlike olarak görüyoruz. Tehlike olarak gördüğümüz şeyden kaçınma eylemine giriyoruz. Bir su içeyim, sonra ders çalışırım. Kahve içeyim. Bahane üretiyoruz. Hiç aklımıza gelmeyecek şeyleri o an yapmak istiyoruz ki ders çalışma eyleminden kaçınalım. Sonra yalancı bir rahatlamaya düşüyoruz tabii bunu yaptığımızda. Tekrar ders çalışmaya başladığımızda tekrar bir kısır döngünün içine giriyoruz. O zaman da birazcık sanki suçluluk duygusu da oluyor değil mi? Suçluluk duygusu oluyor. Olduktan hemen sonra hiçbir şey olmuyor. Tekrar aynı şekilde başa sarıyoruz. Tekrar kaçınıyoruz. Ders çalışma eylemini yapamıyoruz, gerçekleştiremiyoruz. Yani bizim kaygımız bize bir sonuç getiriyor. Ya ders çalışamıyoruz ya da çalıştığımız dersten verim alamıyoruz. Ne oluyor? Bir olay var ve olay karşısında baş etme stratejimiz yanlış. Yani bize olumlu bir sonuç vermiyor baş etme stratejimiz. Bunu tersine çevirmemiz gerekiyor. Doğru baş etme stratejileri geliştirmemiz gerekiyor. Mesela bununla ilgili birkaç tane örnek verebilirim. Ders çalışmaya oturduğum nefes egzersizi yapabilirim. Gevşeme teknikleri uygulayabilirim.
dikkat odaklama çalışmaları yapabilirim. Bunları biraz daha açacak olursam, mesela nefes egzersizi. Bizde kara metot dediğimiz bir teknik var. Nefesimizi burnumuzdan karnımıza, diyaframımıza dolduruyoruz. 4 saniye boyunca nefesimizi alıyoruz, tutuyoruz. Sonra yine karından yavaş yavaş veriyoruz. Bunu ilk yaptığımızda biraz başımız dönüyor. Ama tekrar tekrar yaptıktan sonra o kaygının hafiflediğini hissedebiliyoruz. Beyine de gidiyor değil mi o sırada? Oksijen. Kan dolaşımımızın, evet, kan dolaşımı. İşte kalp atışımız, kalp ritmimiz hepsi düzene giriyor ve o kaygıyı yavaşlatıyoruz. Yani normal seviyeye çekiyoruz. Hı hı. Gevşeme egzersizleri dediğimiz, spor yapabilirler, meditasyon müzikleri açabilirler, onları dinleyebilirler. Çok aşırı kaygılıyım, çıkıp dışarı temiz hava alabilirim, bir yürüyüş yapabilirim. Ama hepsinin odağı benim kaygımı indirip ders çalışmaya başlamamla alakalı olmalı. Onun dışında dikkat odaklama süreci. İçsel süreç ve dışsal süreç olarak ikiye ayırıyoruz bunu. İçsel süreçte kişi gözlerini kapatıyor, kendi duygularına odaklanıp nesnelleştiriyor duyguları. Yani kendi hedefini belirliyor mu? Doğru mu anladım? Yok, hissettiklerimiz. Anladım. Ben şu an bir kaygı hissediyorum. Kaygımın şekli nasıl? Yani 5 duyu organımızla kaygıyı yorumluyoruz. Hı hı. Kaygım yuvarlak bir şekil. Rengi kırmızı, tadı acı, işte kokusu ağır bir koku. Nerede hissediyorum ben bu kaygıyı? Göğsümün üst tarafında. Bir şeyi nesnelleştirdiğimiz zaman daha çabuk onu kavrayabiliyoruz, anlamlandırabiliyoruz. Anlamlandırabildiğimiz şeyi çözmemiz de daha kolay oluyor. Bu da kaygımızı tanımlamamızı sağlıyor. Hı hı. Dışsal süreçte de çok kaygılıyım ve aklımdan bir sürü seçenekler geçiyor, bir sürü felaket düşünceler geçiyor. Ben gözlerimi yine kapatıyorum, dıştaki seslere odaklanıyorum. O zaman kaygımdan uzaklaşıp dikkatimi başka bir yere çekmiş oluyorum. Dıştan gelen sesler, işte rüzgar sesi, çayı karıştırıyorum, o kaşığın sesi. Odağımı başka bir yere çekiyorum ve kaygıdan yine uzaklaşıyorum. Tüm bunları yaptıktan sonra vücut tekrar... tepki vermesine, yani vücudun verdiği kaygıya karşı verdiği tepkiyi farklı alanlara yönlendirme yaparak ket vuruyorsun. Doğru aynen mu anladım? Öyle. Evet, şimdi bir de şeyi konuşalım. İçinde bulunduğumuz süreçte artık uzaktan eğitimle eğitim alıyorlar. Yani pek çok çocuk için ev hem okul, hem park, hem yuva oldu. Hı hı. Öğreticiler de ebeveynler oldu. Yani ebeveynlerden de mutlaka bir baskı vardır illaki. Yani ne kadar olmuyor desek de pedagoji formasyon almış bir eğitimcinin verdiği eğitimle evdeki annenin babanın verdiği eğitim durumu her ne olursa olsun birebir aynı olmayacaktır. Peki aşırı dozda strese maruz kalan çocuğun öğrenmesi de sekteye uğrar mı? Yani bu stres öğrenmeyi olumsuz tabii ki, etkiler tabii mi? Olumsuz etkiliyor. Şöyle, şimdi çocuğu değerlendirdiğimiz zaman çocukların algısı aslında çok açık. Hı hı. Yani biz çocuktur anlamaz diyoruz ama çok iyi anlıyorlar her şeyi ve aslında ebeveynlerin, çevredeki insanların kaygıya verdiği tepkiyi gözlemliyorlar. Siz kaygıyı nasıl algılıyor, nasıl davranıyorsanız onlar da sizin tepkinizi yansıtıyorlar. Hı hı. Ben çok telaşlanıyorum kaygı. Kendimizi düşünelim. Kaygılandığımız zaman sadece kaygımıza odaklanıyoruz. Onu nasıl telafi edebiliriz, nasıl düşüncelerimizi bastırabiliriz? Sadece buna odaklanırken bir şey öğrenmeye kapanırız. Çünkü sadece ortada bir kaygı var ve ben onu çözmeye çalışıyorum. Çocuk da aynı şekilde endişesine odaklandığı için yeni şeyler öğrenemiyor. Yani biz bu durumu güvenli ortamı sağlayacak şekilde davranırsak öğrenimini o şekilde sağlayabiliriz. Diğer çeşit tabii ki çocuğun öğrenmesi mecburen sekteye uğruyor, yavaşlıyor veya tamamen duruyor. Yani ben aslında burada şunu da sormak istiyorum. Dediğim gibi toplumdan izole ederek yaşama biçimine geçtik şu sıralar. Büyük çoğunluğumuz öyle yapıyoruz. Kapalı bir ortam, çocukların üzerinde çok fazla enerji var. Hani evet. Gidip parka o enerjiyi atacakları bir imkan yok. Artı ebeveynler için de daha önce bilmedikleri bir süreç, ölüm riski olan, bulaş riski olan bir tehlikeyle mücadele ediliyor.
ailenin bunu çocuğa aktarma süreci de bence biraz strese yol açar. Evet, aynen, strese yol açıyor. Şöyle hatta geçiştirme cevaplar vermeye çalışıyoruz çocuklara. Şimdi evde duracağız, daha sonra çıkarız. Peki orada doğrusu ne? Yani tam anlamıyla açıklamak mı? Açık açık çocuğa anlatmamız gerekiyor. Şu an bir süreçteyiz ve hepimiz bu süreçteyiz. Sadece biz aile olarak yaşamıyoruz bunu. Hı hı. Herkes yaşıyor. Yani sen arkadaşına gitmek istiyorsun ama arkadaşın da aynı şekilde evinde kalıyor. Hı hı. Ama bu geçici bir süreç. Çok endişelenecek bir durum değil. Zamanı geldiği zaman normal hayatımıza döneceğiz. Sen okuluna gideceksin, arkadaşlarına tekrar oynayacaksın. Ama şu an sağlıklı olan, hepimiz için iyi olan evde oturmamız. Evet. Evde de aktiviteler yapabiliriz. Neler? Zaten öğretmenlerimiz ödevlendirmelerini yapıyorlar. Bir kere bir rutin belirlememiz gerekiyor. Yani hadi şu an şunu yapalım değil de daha planlı bir şekilde bir rutinin içinde olmamız gerekiyor. Öğretmenin verdiği ödevler var. Zaten ailenin normal şartlar altında çok fazla başaramadığımız bir şey bu. Çocukla birebir zaman geçirmesi evet, gerekiyor. Evet, öyle bir katkısı oldu aslında değil mi? Evet. Bunu anormal olarak görüyoruz. Yani ekstra bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama olması gereken de buydu. Çocukla birebir bir zaman geçirmemiz gerekiyordu bizim. Hı hı. Beraber oyunlar oynayabiliriz, kitap okuyabiliriz. İşte puzzle'lar, zeka oyunları, aileyi birlikte tutacak eğlenceli şeyler yapabiliriz. Aslında anı biriktirebiliriz değil mi? Aynen öyle. Yani en güzel taraflarından biri de o. Aile bireyleri oturup anı biriktirebilirler. Aynen öyle. Tabii çocuğun sıkıldığı zamanlar da olacak. Ama bu sefer şey de yapmamamız gerekiyor. Çocuğum sıkıldı, hemen onun için bir uğraş bulayım, hemen bir şeylerle uğraşsın. Onu da yapmamamız gerekiyor. Çünkü bu sefer çocuğun baş etme stratejilerini kendimiz elimize almış oluyoruz. Yani çocuk oturup düşünmeli. Ben sıkıldım, sıkıntımı geçirmek için ne yapabilirim? Üretmeli diyorsun. Kendisi üretmeli, kendisi hayal gücünü kullanmalı. Her şeyi biz önüne sunarsak o zaman çocukta baş etme stratejisi gelişmiyor. Zaten ben bir şey hissettiğim zaman ailem direkt benim önüme sunuyor bunları. O zaman ben niye yapayım? Yerime zaten birileri yapıyor. O da yanlış. Normal bir rutinimiz olmalı. Bu rutinin dışında çocuk sıkılıyorsa sıkıntısını nasıl geçireceğini de kendi bulmalı. Değil mi? Evet. Hı hı. Dediğim gibi o zaman bol bol anı biriktirmeli. Evet. İleride çünkü bunları kullanacağız. Tekrar diyeceğiz ki 2020'de böyle bir salgınla böyle bir baş etmiştik. Geçtik. Böyle böyle günlerden geçmiştik diye. O zaman salgına geçmişken şunu sormak istiyorum. Bir de hazır çocuklara konusuna da girmişken. Hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin çevremizin sağlığını korumak için az önce de dediğim gibi toplumdan izole bir şekilde yaşam şekline geçtik. İş hayatımız ona göre şekillendi. İkili ilişkilerimizde belli önlemler alıyoruz. Bu dönemde çocukların bir kısmında okuduğum bir kaynakta güvensizlik konusunda sıkıntılar tespit edilmiş. Şimdi sana şunu sormak istiyorum bir psikolog olarak. Çocukların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak için ne yapmalı ebeveynler bu süreçte? Yani kuralları keskin ya da kuralcı mı olacak ya da azıcık gevşek mi olacak, esnek mi olacak, ne önerirsin? İkisinin ortasını öneriyorum. Açalım. Yani şöyle, dediğim gibi en başta bu sürenin geçici olduğunu çocuklara söylememiz gerekiyor. Hı hı. Belli bir rutini oturttuk, bu rutin dışında çocuklar enerjikler ve etrafta zıplayıp hoplamak istiyorlar. Çok baskıcı bir şekilde dağılıyor ortalık. Tabii anne baba da ortalığın düzgün olmasını istiyorlar. Onu yapma, bunu yapma deyip çocuğu pısırık bir şekilde oturmasını sağlarsak bu enerjisini harcayamayacak. O noktalarda biraz esnek olmamız gerekiyor. Hı hı. Yani bırakalım, dağıtsın ama toplamasını da kendisi yapsın. Yani biz arkasını toplamayalım. Sorumluluk da verelim. Aynen. Değil mi? Hem kendine güveni için gerekli sorumluluk vermemiz, hem de bir işi yapıyorsam ben bunun arkasında durmalıyım. Bu da bir sorumluluk. Doğru söylüyorsun. Evet, mantıklı. Peki, az önce girmiştik, biraz yüzeysel oldu. Tekrar ben şey yapmaya çalışıyorum, hı hı. gündeme getirmeye çalışayım.
kaygıda ölçüyü nasıl ayarlayacağız? Hani sen dedin ya, sen akademik olarak söyledin, 1, 2, 3, 4, 5 diye derecelerden söz ettin. Ben bunun pratik kısmını soruyorum. Yani kaygıda ölçüyü nasıl ayarlayacağız? Tamam, şöyle düşünelim. Şimdi ben felaketleştirmeden bahsettim. Düşüncelerimizi felaketleştiremiyor muyuz? Şu an mesela ben de kaygılıyım. Neden? Canlı yayındayım. Canlı yayın, evet. Doğru bilgi vermek istiyorum. Hı-hı. Bunun kaygısı var benim üzerimde. Peki onun derecesini nasıl ölçüyorsun? O zaman sana öyle soralım. Felaket senaryolarıma bir bakıyorum. Yapamadım. Ne olabilir? Bu beni ne kadar etkileyecek? Hı-hı. Verdiğim cevaplar gerçeğe ne kadar uygun, onu değerlendiriyorum. Gerçeğe uygunsa, evet, ben doğru bilgi verme kaygısı taşıyorsam bu doğru bir kaygı. Demek ki bunu taşımam gerekiyor. Olması gereken. Evet. Evet. Ama ben bu programda yanlış bir şey söyleyeceğim, rezil olacağım. Herkes bana gülecek. İşte ne bileyim, itibarım zedelenecek tarzı düşünceler ne kadar gerçeğe yakın, ne kadar gerçeği yansıtıyor, bunu değerlendiririm. Zaten bunu düşündüğümüz zaman aslında düşüncelerimizin çok da çok da doğru olmadığını görüyoruz. Sınav kaygısı mesela. Ben bunu kazanamazsam hayatımın sonu. Gerçekten hayatının sonu mu? Değil. Bunu tekrar deneyebilirsin. Başka yollar deneyebilirsin. Yani bu gerçeğe uygun değilse eğer, kaygımız aşırıdır. Bu şekilde bunu değerlendirebiliriz. Siz de kaygılısınızdır şu an. Çünkü bir program yapıyoruz. Evet, personelimle, psikologla evet. Birebir program yapıyorum. Onun yanlış yapma olasılığı olabilir diye ben de kaygı duyuyorum. Ama güveniyorum. Bir sıkıntı olmayacağına inancım tam. Yani çok fazla kaygılı değilim açıkçası. Bu kaygı olayı şöyle, normal kaygıdan bahsediyorum. Bir program yapıyoruz. Programın var olan çerçevede ilerleyebilmesi, insanlara doğru bir şeyler verebilmemiz kaygısını hepimiz taşıyoruz. Gereksiz kaygı diye bir şey var mı peki Zeynepciğim? Yani gereksiz, belki aşırı kaygıyı gereksiz olarak nitelendiriliyordur. Şöyle bir örnek versem sana. Mesela zaman zaman yurt dışına çıkıyoruz. Ben, yani İngilizcem iyidir. İngilizce iktisat mezunuyum zaten ama konuşurken böyle çok kuralcı konuşmak istiyorum. Kuralcı konuşamadığım zaman, aynı az önce sen dedin ya, biri bana gülecek mi, şeyine, kanısına kapılıyorum gibi gibi. Buradaki kaygı bence gereksiz kaygıya bir örnek. Yani bunu siz böyle yorumluyorsunuz, ben patolojik kaygı olarak yorumluyorum. Açalım, evet. Yani işte o 5'in üstünde veya 5'in altında olan kaygının 5'in üstünde olan kısmı bu. Üstünde çalışılması gereken bir kaygı. Gerçekten rezil olup olmayacağınızı değerlendirip... Yok, size... Aslında rezil olunmaz yabancı dilde. Sonuçta past perfect tense'de konuşmazsın da gibi gibi. Aynen. Evet. O anki kaygı biraz da, hani Türkiye'de yaşıyoruz. Çok fazla o dili kullanmıyoruz. Aslında şeye baktığımız zaman, yurt dışından buraya gelen insanlara baktığımız zaman hiç öyle bir kaygı taşımıyorlar. Evet, evet. Yani tek kelime söylüyorlar ve biz anlıyoruz. Biraz da o kıyasa girebiliriz aslında. Onlar yapabiliyorlar. Biz de anlıyoruz ve hiç onlara rezil olmuş gözüyle bakmıyoruz, gülmüyoruz. Bana niye gülsünler? Özgüven. Kaygıyı doğru dereceye getiren şey bence özgüven. Bir nevi, evet. Evet, özgüvenin yerinde bir özgüvense kaygını da kontrol altına aynen öyle alabiliyorsun. Peki bu süreçte yaşlılarla ilgili de çeşitli konular var, kısıtlamalar var. Hazır yeri gelmişken, yaşlanma sürecinde bu yaşları psikolojisine ne gibi değişiklikler olur, onu da konuşalım mı, ne dersin? Tabii. Şöyle, zaten aslında şimdi 65 yaş üstü başından beri evinde kalıyor artık. Evet. Yani en uzun sürede yaşayanlar onlar oldu. Biz psikolojik kuramlara baktığımız zaman da 65 yaş üstünü şöyle değerlendiriyoruz. Ölüm korkusuna sahipler ve durağanlık dönemine girmeye çok meyilliler. Yani ölüm korkusuna çok meyilliler. Üstüne de pandemi eklendi bunun. Bu korku, bu endişe daha fazla arttı. Yani artık ben yaşayacağım her şeyi yaşadım. Bir şeyim yok, faydam yok. Hiçbir şey de yapamıyorum, evin içindeyim. Bu korku seviye olarak daha da yükseldi. Ne yapabiliriz biz bu korkuyu düşürmek için? Şimdi evet, biz büyüklerimize saygı çerçevesinde büyüdük. Her şeyi
aman siz yapmayın biz yaparız, su alacağım aman sen alma ben getiririm, yemeğini dur ben kurarım diye büyüdük. Hı hı. Ama bu dönemde böyle olmamamız gerekiyor. Yani zaten alanları çok kısıtlı ve bir hareket haline girmeleri gerekiyor. Susadıysa suyunu kalkıp almalı. Yemek yapılıyorsa bir işin içinden tutmalı. Yani şu hani şey olarak kalk yap şeklinde söylemiyorum bunu. Hı hı. Bir aktivite olması için, bir uğraş içinde olması için bunu yapmalı. Balkonu varsa balkona çıkıp mutlaka temiz havayı içine çekmeli. Yoksa pencereden. Yani bu dış dünyayı biraz daha bir odanın içinde, kapalı bir havanın içinde kalmaması gerekiyor. Zihinsel aktiviteleri arttırabilmeleri için bulmacalar çözmeliler. Ne bileyim, evde toplu şekilde yapılabiliyorsa puzzle'lar var, beraber puzzle yapabilirler. Hem ince motor, kaba motorları çalışsın, hem de zihinsel faaliyetleri çalışsın diye bu tarz şeylere girebilirler. Evde egzersiz yapsınlar çünkü bütün gün kas evin içinde oturuyoruz. Için önemli, yani evet. Var olan alanda bir yürüyüş yapsınlar, tekrar tekrar aynı yeri yürüsünler. Ama bir hareket içinde olunsun ki o korku, o endişe, değersizlik hissi veya ne bileyim bu tarz şeylerin biraz önüne geçilsin. Evet, çünkü yaşlılarda yaşlılık sürecine giren yaşlılar, kendini yaşlı hissedenlerde bir de iki farklı sonuç ortaya çıkıyormuş. Bir kısmı tamamen böyle toplumun içine dalıyormuş. Hı hı. Bir kısmı da kendini soyutluyormuş. Aynen. O tamamen kendini toplumun içine atanları içeride tutmak asıl sorun. Evet. O olsa gerek. Yani biraz zorlanıyor. Zaten şey izliyoruz, sürekli izliyoruz. Selecion'da da pazar yerlerinde sürekli bir yaşlı şeyimiz var. Yani işte psiko eğitim. Neden evde kalmalısın? Hı hı. Aslında bunu biz kendimizi korumak için değil, seni korumak için yapıyoruz. Çünkü risk grubusun sen. Hı hı. Yani sana bir şey olmasını istemiyoruz. Eminim ki sen de kendine bir şey olmasını istemiyorsundur. Bu yüzden geçici bir süre evde kalman gerekiyor. Bunları onlara aşılamamız gerekiyor. Evet, destek hatları da kuruldu, hı hı, bu konuda. Güzel şeyler bunlar. Peki Zeynep'ciğim, toplumsal anlamda da psikolojimiz sıkıntıya girdi gibi sanki bu süreçte. Evet. Sence toplumsal psikolojiyi besleyici, destekleyici önerilerin var mı? Var. Neler? Yani ben kendim de uyguluyorum bunu. Şöyle, bir kere evde kaldığımız sürede biz sürekli yatağın içinde, aynı kıyafetlerle evin içinde, ya uyandığımız kıyafette evin içinde dolanmamamız gerekiyor. Sürekli bir bitkinlik hali oluyor üstümüzde o şekilde. Rahat günlük kıyafetlerimizi giyip evin içinde oturabiliriz. Yine bir rutin belirleyebiliriz. Yani uyandığımdan itibaren şunları şunları yapacağım. Bütün gün oturarak da psikolojimiz rahatsız, etkileniyor bundan. Hı hı. Şöyle, mesela değişik yemekler deneyebiliriz. Ben çok yapıyorum onu. Sürekli tariflere bakıyorum ve bir şeyler deniyorum. Hem eğlenceli hale getiriyorum yemek yapma olayını, hem de vaktim geçiyor. Şey mi? Burada yani kendimiz bireysel olarak psikolojimizi sağlıklı kılarsak, hı hı, toplumsal anlamda da bu sürecin sonunda sağlıklı bir şekilde zaten rutinimize döneceğiz. Zaten çok fazla toplum halinde olamıyoruz. Evet. Bireysel olarak psikolojimize sahip çıkmamız gerekiyor ki birlikte olduğumuz zaman öyle kopukluklar olmasın. Hı hı. Sevdiğimiz şeyleri yaparak, sevdiğimiz filmler, sevdiğimiz kitaplar okuyarak bu dönemi geçirebiliriz. Biriktirdiğimiz anıları gözden geçirebiliriz. Aynen öyle. Çok fazla yemek yemememiz gerekiyor. Yani sağlıklı beslenmemiz gerekiyor daha doğrusu. Bağışıklık sistemi. Evet, sağlıklı beslenmeliyiz. Değişik sofra düzenleri kurabiliriz. Yani rutin şekilde devam ediyoruz ama farklılıklara da yer vermemiz gerekiyor bu süreçte. Egzersiz yapmamız gerekiyor. Yani bir evin içindeyiz evet ama bunu çok fazla bunalım haline getirmememiz gerekiyor. Onu eğlenceli hale getireceğiz değil mi? Aynen. Özellikle öyle. Ya zaten hep bunu istiyorduk. Bütün çalışan insanlar diyordu ki bir nefes alacak, bir evde oturayım, kafamı dinleyeyim. Alın size nefes diyorsun. Bu fırsat verildi. Şimdi insanlar mecbur oldukları için bunu bu şekilde görmüyorlar. Bana verilmiş bir fırsat olarak görmüyorlar. Beni evde tutuyorlar diye görüyorlar. Aslında bunu çok güzel değerlendirebiliriz, kendimizi geliştirebiliriz. Ben makaleler okuyorum evde kaldığım zamanlarda. Filmler izliyorum, yeni kitaplar okuyorum. Yani benim için verimli geçiyor bu dönem. Evet, o zaman senin söylediklerinden anladığım şu ki hepimiz bireysel anlamda psikolojimizi
ve bağışıklık sistemimizi bu süreçte korursak toplumsal anlamda da üstesinden öyle. Çok rahat bir şekilde gelebileceğiz. Peki Zeynep'ciğim, şimdi gelelim psikotekniğe. Gelelim. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında istenen belgeler şoförün taşımasını yaptığı mal ya da hizmetin türüne göre SRC ve psikoteknik belgesi. Bununla ilgili konuşalım birazcık da. Psikotekniği artık çoğu kişi biliyor. O yüzden tanımına pek girmek istemiyorum. 50 dakikalık bir testte, simülasyon testiyle kişinin trafikteki davranışlarıyla ilgili veriler elde edilmeye çalışılıyor. Peki şöyle soracağım sana önce. Psikoteknik neden gerekli? Yani o testler sonucu biz kişilik verilerine ulaşabiliyor muyuz? Davranışla ilgili. Kişilik verilerine ulaşmıyoruz. Yeteneğine ulaşıyoruz. Yani bu adam sürüş yapmaya yetenekli mi? Ticari araç kullanmaya yetenekli mi diye ölçüyoruz ama aslında orada bir işlem yapılıyor, sürüş yapılıyor. O yüzden aslında bütün araç kullananlar için geçerli bir şey bu. Çünkü tepkin ölçülüyor, dikkatin ölçülüyor, çevresel görüşün ölçülüyor. Yani bu bütün sürücülerde olması gereken özellikler. Biz bunu sadece ticari araç diye değerlendiriyoruz şu an. Bunun tanımı bu. Ticari araç kullanmaya uygun mu diye tanımlıyoruz. Aslında sürüş yapmaya uygun mu? Peki bunun psikotekniğin trafik psikolojisine etkisi illaki vardır. Olumlu etkileri neler sence? Şöyle olumlu etkilerine bakacak olursak, şimdi kişinin dikkatini ölçüyoruz. Çevreden gelen uyaranlara karşı tepkisini ölçüyoruz. Yani fark ediyor mu bunu? Sürüş yaptığın zaman da çevredeki uyaranlara karşı dikkatli yani olman gerekiyor. Yani şu mesela güvenli sürüşte ana kural çevresel verileri doğru yorumlayıp riske karşı önlem alarak seyretmektir. Evet. Psikoteknik uygulamalarda da testlerin içeriğinde de bunu yapıyoruz biz. Bunlara uygun musun? Doğru zamanda doğru tepkiyi veriyor musun? Algın açık mı? Bunları ölçtüğümüz için trafik psikolojisine baktığımız zaman da etkisi iyi oluyor. Yani testten başarılı olan bir insan sürüş yaptığı zaman da dikkatinin odağının doğru olduğunu görebiliyoruz. Peki bu konuda hiçbir istatistiksel veriye falan rastladın mı? Bu iyileşmeyi somut olarak görebileceğimiz bir çalışma yapılıyordu, veriler toplanıyordu. Değerlendirme aşamasındaydı. Şu an bir sonuca ulaştım, henüz bilmiyorum. O zaman ama. Çalışmadığın yerden sordum. Evet. %45'lik bir katkı sağladı. Bir dahaki programda onu da detaylı konuşalım. Peki, yani testlerle davranışlar arasında bir algoritma var anladığım kadarıyla. Mesela çok sinirli kişilikte birisi psikoteknik testine girdiği zaman mı daha başarılı? Yani oradaki söylemek istediğim şey, adam çok sinirli, trafikte de agresif ama 50 dakikada orada kendini dizginleyip yaş testi yapıp zaten çıkayım. Zaten dizginleyemeyenler oluyor. Onu anlamaya çalışıyorum. Hem süreye sabırsız davrananlar oluyor. Zaten 60 dakika bu arada test süresi. 60 dakikanın altında testler geçersiz sayılıyor zaten. Yani orada 60 dakika boyunca o testi uygulaman gerekiyor. Yani altında bırakıp gidersen testin geçersiz oluyor. Var mı öyle bırakıp giden? Çok yok ama olan var, evet. Değil mi? İşte onlar aslında sakıncalı. Yani zaten testlere de geçersiz sayılıyor. Onun dışında çok agresif gelenler zaten odaklanamıyorlar. Yine testleri başarısız çıkıyor. Yani yönergeyi doğru anlamıyorlar, uygulamayı yanlış yapıyorlar. Yine başarısız oluyorlar. Yetersiz çıkıyorlar. Geçersiz değil, yetersiz oluyorlar. Trafiğe çıkarken bir şeyleri oluyor. Ama bu insan araç yine kullanıyor. Sadece ticari araçta bir problem evet, oluşturuyor bu. Evet, sıkıntı da orada. Yani onlar aramızda yine var. Evet. Ve bir şey yapamıyoruz. Şimdi anladığım kadarıyla bu dönemde iş yerindeki çalışmalarınız devam etti. Evet. Tabii sürelerle ilgili belli kısıtlamalara gidildi. Onu biliyorum. Hijyenle ilgili ne yaptınız bu süreçte? Çünkü çok sıkıntılı. Aynı cihaza bir sürü aday test için oturuyor, kalkıyor falan. Ortam kapalı bir alan.
Ne tür önlemler aldınız iş ortamında? Şöyle dezenfektanlarımız var. Kişi oturduğunda da ya bir kişi teste geldikten hemen sonra cihaz tekrar dezenfektanlarla temizleniyor. Maskeyle oturuyorlar, eldiven kullanıyoruz. Zaten sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz. Sürekli bir temizlik hali, bir dezenfektanla dolaşma halimiz var bizim de, evet. Hı hı. Peki şeyle ilgili, zamanla ilgili herhangi bir açıklama çıkmadı değil mi? Bakanlıktan Haziran'da kadar verilen süre son. Hı hı. Ama hala son güne bırakanlar oldukça fazla. Evet. Yani resmi bir açıklama henüz yok sanırım şey için, yeni tarih için. Ama olmayacağı gibi görünüyor, olmayacak gibi görünüyor. Hı hı. Ama yani bunu almak zorundalar. Evet, elinde sonunda almak zorundalar diyorsun. Yani hepimiz ne için. Ne kadar ertelerlerse o kadar yığılma olacak. Hı hı. Onu ertelememek gerekiyor. Evet, şimdi gelelim eğitimle ilgili tekrar. Hani başta konuştuk ya, dedik 2,5 milyon aday üniversite sınavına girecek. Hı hı. Psikoloji bölümünü tercih etsinler mi? Ne dersin? Ya ben bölümümü severek, isteyerek okudum. Zaten bayağı uğraştım bu bölüm için. Ben mezuna da kaldım sırf bu bölümü tercih edebilmek için. Ben bölümümü seviyorum, mesleğimi seviyorum. Dinleme yeteneğim var benim. Yani dinleme yeteneği olan, insan davranışı üzerine çalışmayı seven ve psikoloji böyle okyanus gibi. Yani bilgide bir sınır yok. Sürekli yeni şeyler öğreniyorsun. Hı hı. Yeni şeyler öğrenmeyi seven okusun tabii ki. Ben mesleğimi bu konuda seviyorum. Çünkü gerçekten sürekli bir yeni bilgi var. Hiç bitmiyor yani. Hiç bitmiyor, yok. Evet, mesleğinin en çok sevdiği yönü o zaman bu. Evet. Doğru mu anladım? Hı hı. Peki tam tersini soralım. Hiç sevmediğin yönü nedir? Psikolog olarak değil de bizim meslek yasası problemimiz var. Bir meslek yasamız yok. Etrafta çok fazla lisans mezunu olmayan psikologumuz var. Sahte psikologlar dediğimiz. Onların fazlalığı, herkesin psikolog olma merakı ve psikologluğa bakış da şöyle, Güzin abla gibi görüyorlar. Ben sana bir şey danışayım, sen bana bir öneri ver. Aslında bu iş öyle yürümüyor ve bu algıdan dolayı da zorlanıyoruz. Hı-hı. Ben sadece bunları sevmiyorum. Yani sevmiyorum da demeyeyim. Bunlar rahatsız edici şeyler. Onlar düzenlensin istiyorsun. Düzenlenmesi anladım. Gereken şeyler, evet. Meslekle ilgili belli standartlar olsun, düzenlensin, hı-hı, istiyorsun. Peki bu testlerin sonunda psikoteknikle ilgili değerleme raporunun sırasında adaylarla yaptığın görüşmelerde onların en çok ilerlediğini hissettiğin alan hangisi? Yani şöyle, diyelim ki teste oturdu. Hı hı. Dikkat problemi var ama hani orada onun kendisinde eksik olduğunu hissetti ve düzelterek testi başarılı bir şekilde tamamladı. Hı hı. O eksikliği orada görüp onunla konuştuğunda kabul ediyor mu yoksa itiraz mı ediyor? Şöyle, itiraz eden de oluyor. Ben işte 30 yıllık şoförüm, şimdi buna girdim de mi böyle bir sonuç çıktı gibi. Kabul eden de oluyor, çok haklısınız diyorlar işte, veya yorgundum, bahaneler geliyor, yorgundum o yüzden yapamadım. Genelde kabul ediyorlar, ya genelde de deyince de şey oluyor, kabul etmeyen de oluyor ama yani kabul etmek zorundalar. Evet, kabul etmek zorundalar da ben şuna dikkat çekmek için, mesela yorgundu, testi geçemedi, hı-hı, diyorsun. O zaman o şoförün şöyle düşünmesi lazım. O bizde lazım. Sadece bizde bitmiyor ama. Hı hı. Ben şimdi, yorgunken testi geçemiyorsam, yorgunken araca da oturmamalıyım. Hı hı. Direksiyona bu geçmemeliyim. Farkındalığa onun varıyorlar. Onun farkına, evet, varmaları, evet, lazım, hı, açısından söyledim. Evet, şimdi birazcık da trafikle ilgili konuşalım. Bu hafta karayol trafik haftası tüm dünyada ve Türkiye'de kutlanıyor. Hı hı. Trafik güvenliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına bir dizi etkinlikler yapılıyor. Bu yıl yapılan etkinliklerin tabii şekli birazcık daha farklı. Hı hı. Biz de yeri gelmişken burada değinelim. Trafik deyince senin aklına gelen tanım ne? Araçların, yayaların olduğu, bir akışın olduğu düzen. Evet, diyeyim. Trafik aslında herkesin kafasında bir tanımı olan, herkesin ezbere bildiği, ama önemini yeterince anlayamadığı, hı hı, algılayamadığı bir kavram. Yani hepimizin kafasında şu veya bu şekilde trafikle ilgili bir tanım var.
Evet doğru, yol kullanıcıları, araçlar, sürücüler aynı ortamda hareket halindeler. Onun belli kuralları var. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Trafikte seyreden herkes, yaya, sürücü, yolcu hiç fark etmiyor. Hangi davranışın ne tür sonuçlar doğuracağını çok iyi biliyor. Şöyle bir örnekle devam edelim. Kaynayan bir su düşünelim. Elimizi soktuk. Bir psikolog olarak nasıl bir kişiliktir bu? Kaynayan suya elini sokan kişi. Nasıldır? Sağlığı, ruh sağlığı bozuktur değil mi? Evet, yani peki, çok sağlıklı olduğunu söyleyemeyiz. Aynen. Elimize kaynar su döküldü. Bu bir kazadır değil mi? Dolayısıyla kazayla hastalık arasındaki farkı burada anlamış olduk. Şuna getireceğim. Herkes kırmızı ışıkta geçtiği zaman sonuçlarını, ne olacağını, ne ceza ödeyeceğini, risklerini hepsini biliyor. Değil mi? Yine birine çarptı, ölüme sebebiyet verdi ya da çarpıp kaçtı. Sonraki süreçte neler yapacağını, nelerle karşılaşacağını, ne olacağını da biliyor. Buna da hakim. O zaman trafikteki bu olaylara kaza demek biraz hafifletmiş gibi gelmiyor mu sence de? Aynen öyle. Yani neden? Öngörülebilen şeylere kaza demek biraz yersiz gibi geliyor. Hafif hale getiriyor olayı, önemsenmezmiş gibi algılanmasına sebebiyet veriyor. Buna dikkat çekmek istedim ben önce. Şimdi bir sözle devam edelim. Bir kişinin ölümü trajedi, 1 milyon kişinin ölümü istatistiktir değil mi? Bu sözü eminim duymuşsundur bir yerlerde. Maalesef trafik kazalarında da yol ölümleri istatistik sınıfında değerlendiriliyor. Yani bir kişi ölseydi trajediydi ama milyonlar söz konusu olduğu için istatistiksel anlamda değerlendiriliyor. Bir yılda dünyada trafik kazalarında ölen kişi sayısını söyleyeyim. 1 milyon 300 binden fazla kişi trafikte hayatını kaybediyor. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Zaten dünyada insan ölümlerine sebebiyet veren nedenler arasında trafik kazaları en tepelerde her zaman. Bunu sık sık dile getiriyoruz. Trafik kazalarında hayatını kaybeden, yaralanan insanlar var. Ama bir de bunların yakınları var, değil mi? Yakınlarının psikolojileri de çok etkileniyor bu kazadan. Mesela 5 yıl önce yaklaşık yapılan 100 kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre 100 kişiden 30'u yani yakınını kaybeden, trafik kazasında yakınını kaybeden 100 kişi arasından 30 tanesi intihar etmiş. Bu da ayrı bir trajedi. Demek ki ne yapmalıyız? Trafikteki kazaları sadece kaza olarak hafifletmeyip gerçekten bir trajedi olduğunu, öngörülebilir şeyler olduğunu önceden bilmeli ve ona göre önlemlerimizi almalıyız. Bir de yaralanan sayısı şimdi sıkı dur. Dünyada trafik kazalarında yaralanan insan sayısı bir yılda kaç olmuştur sence? Yani ölü 1 milyonu aşmıştı sanırım. O da 1 milyonun üstündedir muhtemelen 50 milyon ama. Kişi. Bir yılda trafik kazalarında yaralanan insan sayısı 50 milyon. Yani bayağı neredeyse çok. Bir ülke değil mi? Bir ülke yok oluyor. Yaralanmış oluyor. Bu harbiden de oldukça büyük bir rakam. Kalıcı sakatlık rakamı bu ayrıyeten. Onun da altını çizeyim. Bir diğer sorun istatistiksel verilerde hani kaza sırasında ölenler bir de hastaneye sevk edilenler var. Mesela burada şey var, tablo var. 2015'ten 18-19-20'ye kadar olan süreçte rakamlar hep fix. 2015'te söyleyeyim aradan 3831 kişi kaza yerinde hayatını kaybetmiş. Kaza sonrası hastane sürecinin ardından hayatını kaybeden kişi sayısı 3699. Yani %50. Şöyle bir sonuca da varabiliriz. Bu diğer yıllarda da hemen hemen aynı. Mesela hemen 2018'de söyleyeyim. Kaza yerinde 3368 kişi hayatını kaybetmiş. Kaza sonrası ölü sayısı 3301. Yani bunlar hiç değişmiyor. Hep 3300'lerde 10 ara, 5 arayla değişiyor rakamlar.
kaza sonrası ölen sayısının kaza yerinde ölenle eşit olması da aslında trafik kazalarının şiddetini gösteren ciddi veriler. Hı hı. Biz gerekli güvenlik önlemleri alarak trafikte seyrediyor olsak kaza olsa bile hiç istemeyiz ama hı hı. kaza oldu. Yaralanan insanları hayata döndürme şansımız olabilir. Şimdi ama emniyet kemerini bağlamıyorsun. Olmaz. Hız kurallarına uymuyorsun. Hı hı. Tabelaları anlamıyorsun, okumuyorsun. Kaza geçiriyorsun. Yaralı olarak kurtulsan bile tekrar hayatta kalma şansın olmuyor, çok düşük. Olmuyor. Ne yazık ki böyle. İçişleri Bakanlığı 2020 yılı için trafikte %6'lık bir azalma hedefi belirlemiş stratejik anlamda. %6 sence yeterli bir sayı mı, rakam mı? Yani bilemedim. Sanki çok değilmiş gibi. Yani çok hakim olduğum çok bir konu değil. Çok değilmiş gibi görünüyor ama genel anlamda iyileşme yolunda oldukça güzel bir rakam. %6. Dileriz bunu yakalayabiliriz bu yıl 2020'de. Şimdi Zeynep'ciğim 2020'nin ilk 3 aylık trafik verileriyle ilgili konuşalım azıcık da seninle hazır yakalamışken. Kazaların oluş biçimlerini, psikolojik boyutlarını soracağım sana. Hı hı. Şimdi ilk 3 aylık dilimdeki trafik kazası istatistikleri yayınlandı. Henüz Nisan ayı çıkmadı. Bekliyoruz. Mart'ın zaten 16'sından sonrası biliyorsun yok. Hı hı. Ona rağmen hemen söyleyeyim sana. İlk 3 aylık dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre yaşanan trafik kazası sayısı 94.488. Oldukça ciddi bir rakam. Bunun içinde dediğim gibi aslında 2,5 aylık diyebiliriz. 16'sından sonra kısıtlamalar var. Ölümlü kaza sayısı yani hayatını kaybeden sayısı 401 kişi hayatını. Bu kısıtlamalara rağmen hayatından oldu. Ve trafik kazalarına neden olan unsurlar sıralamasında ilk sırada ne var sence? Işık mı? Sürücü hataları. Yani biz kendi kendimize... Zaten genel kazaların çoğu sürücü hatası gibi geliyor. Yani kurala neden? Uymayınca... Neden? Kurala uyulmuyor. Tamam, kurala uyulmuyor. Bilinçle ilgili bir sıkıntımız da var gibi görünüyor. Durum onu gösteriyor. Yani. Neler yapılabilir trafik bilincini geliştirme adına, bu sürücü kusurlarının en tepede olmasını engellemek adına? Yani zaten... Ehliyet alınırken bir psiko eğitim veriliyor. Evet. Ama bunun ara ara tekrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani evet. Ehliyeti verdikten sonra tamam hani sen istediğini artık sürüş yapabilirsin ne değil de biraz daha ara dönemlerde tekrar bir psiko eğitime girmeleri, tekrar kurallar ve cezaların hatırlatılmasının caydırıcı olabileceğini düşünüyorum ben. Evet zaten bir de şunu söyleyeyim yeri gelmişken. En çok kazaya karışan sürücü tipleri kendini yılların şoförü olarak adleden, profesyonel olduğunu iddia eden sürücü tipleri. Mesela ehliyetini yeni alanlar kurallara birebir uyuyorlar. Onların kazaya karıştığı ortamlarsa trafiğin yoğun olduğu, bu tecrübelilerin yoğun olduğu alanlarda nasıl hareket edeceklerini bilemedikleri için oluyor. Evet, sürücü... Veya çok fazla kurala uyuyorlar ama etraftakiler uymadığı için kargaşa çıkıyor. İşte o noktada şu önemli. Kuralları bilip, uyup ama uymayanlar karşısında strateji geliştirip, yani trafiğin akışına da uyum sağlayarak ilerlemek önemli trafikte. Dünyada pek çok ülke bunu başarmış aslında. Mesela sana hemen söyleyeyim, Yeni Zelanda'da sürat kameraları ihtiyaç olmadığı için kaldırılmış. Yok. Yani insanlar sürat yapmıyorlar artık. Süratin ne kadar büyük tehlikelere yol açtığını, hayatlarını nasıl ellerinden aldıklarını bildikleri için gerekli önlemler alınmış. Halk da bunu kabul etmiş. %100 riayet söz konusu kurallara. Dolayısıyla sürat kameralarının işletmecileri iflas etmiş zaten. Yok. Yollarda polis de yok. Polis ne zaman var? Yurt dışından bir turist gelir de bir kazaya karışırsa polis o zaman ortaya çıkıyor. Tüm dünyanın sorunu trafik
sorunu ve bir türlü baş edemediğimiz bir konu. Mesela trafik lambalarının ilk 1870'te Londra'da kullanıldığını duymuşsundur muhtemelen. At arabalarının trafikteki seyrini sağlamak amacıyla. Türkiye'de ilk 1929'larda gelmiş. Yıl 2020, biz hala kırmızıda ne yapsak, sarı yanınca geçsek mi diye evet. Onun kavgasını yapıyoruz. Yine Malta, dünyadaki trafik sorununu halletmiş ülkelerden bir diğeri de Malta. Halkını eğiterek, trafik işaretlerinin önemini anlatarak trafik güvenliğini %100 sağlayan ülkelerden biri. Yine bazı ülkeler, İtalya, Meksika gibi farklı uygulamaları da var. Ama bizim yapmamız gereken tek şey önce bence insanımızı eğitmek. Şimdi nerede kalmıştık? Evet, istatistikleri konuştuk. Sık sık cezaların etkinliğiyle ilgili de konuştuk önceki programlarda diğer konuklarımızla. Ve ben elimden geldiği kadar istatistiksel verileri her programda konuklarımla paylaşmaya, onların da görüşlerini almaya çalışıyorum. En çok üzerinde durduğum konulardan biri de eğer bir kişi trafikte seyrederken birinin ölümüne neden olmuşsa kesinlikle trafikten men edilmeli diye düşünüyorum. Mesela İrlanda modeli gibi. İrlanda'da bir kişi birine çarpıp kaçtıysa 10 yılla başlıyor ceza işlemi. Ve adli süreçte de bu ceza oranı yukarı doğru katlanarak devam ediyor. Yani hepimizin bilmesi gereken şey trafikte kaderin direksiyonu iradedir. Bunu bileceğiz. Kötü kullanılan irade de zaten nedir? Kader değil, cinayettir. Cinayet. Evet, çok sanırım böyle şey konuştum. Fazla sıkmadan devam edelim. Yani özetle adli para cezaları yetersiz. Şimdi eskiye özlemden söz ettik. Sana birazcık da trafik soruları soracağım ama bugünlerde eskiye özlem çok değil mi? Ben de özlüyorum. Şöyle bir anımı anlatarak devam edeyim. 90'lar falan da işte Adana'da okuyorum ben üniversitede. Adana'ya gidiyoruz kendi özel aracımızla. Erdemli'de iki araç kapıştı. Kırmızı yanınca duruyorlar. İkisi de sopalarla iniyor. Vuruyorlar. Yeşil yanınca arabaya biniyorlar. Tekrar devam ediyorlar. Bu böyle Tarsus'a kadar devam etti. Ve ben bunu her zaman söylerim. Şiddetlerini bile trafik kurallarına uygun şekilde yaşadılar. Hani şiddet taraftarı olduğum için değil ama bu da yeri gelmişken, aklıma gelmişken hemen söyleyeyim. Peki Zeynep, trafikte seyrediyorsun illaki. Sana hemen, gerçi daha çok yolcu olarak evet. Şu sıralar. Evet. Trafikte en çok hakkının ihlal edildiğini düşündüğün alan neresi? Benim hakkımın. Yani ben yayayım. Evet. Karşıdan karşıya geçerken yaya geçidinde, yaya geçidinin olmadığı yerlerde, yaya geçidinin olduğu yerlerde, ışığın olmadığı yerlerde yaya yol verilmesi gerekiyor. Ben o yol hakkını hiçbir zaman alamadım. Anladım. Yani beklemek zorundayım. Bütün araçlar gitsin, o şekilde yok. Kimse durmuyor. Yani yayalara saygı yok diyorsun. Yol verilmiyor. Zaten bunu şeyde de istatistiksel verilerde de görüyoruz. Ama yayalarda da kurallara birebir riayet yok. Evet. O da bir sıkıntı. Orada ince bir ayrıntı var. Yani kazaların oluş şekillerine baktığımızda en çok yandan çarpma. Hızlarını ayarlayamıyorlar. İşte geçişlerde sinyal falan kullanmıyorlar gibi. Işıklarda da çok fazla yayayla karşılaşıyorum. Kendisi için kırmızı yandığında dahi yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışıp trafiği sıkıntıya sokabiliyorlar. İkinci sırada yayalar var. Bakın. Yayalar 6107 tane yayayla ilgili şey olmuş, kaza olmuş. Hatta çok ilginç, bunun 1721 tanesi de Mart ayında. Demek ki hani çünkü önceki ay 3000, Mart'ta 1700, sokağa çıkma yasağı olmuş ama kural ihlalinin oranı değişmemiş. Yani onu gösteriyor bu rakam. Yayalar da yolun gerektiği şekilde hareket etmeyi ya da kuralları yorumlamayı bilmiyorlar. Her iki tarafında birbirine saygısı olması gerekiyor. Her iki tarafa da psikoeğitim gerekiyor. Kurallar herkes için. Değil mi? Aynen öyle. Sadece yani trafik kurallarında
Yayaların için geçerli kurallar, ışıklar falan hepsi sürücüler için de geçerli. Hı hı. O yüzden olabildiğince dikkatli olmak gerekiyor. Peki, şimdi diyelim ki sen daha çok toplu taşıma kullanıyorsun, hı hı, değil mi? Evet. Peki toplu taşımada bu süreçte alınan önlemleri yeterli buluyor musun? Ben bu süreçte toplu taşımalara bir hayranlık uyandırdı bende. Çünkü gerçekten uyuyorlar kurallara. Mesela yani ben neler? Bu yolcu sayısının yarısı kadar yolcu alma, hı hı, maskesiz kimseyi otobüse almama durumları var. Şimdiye kadar bindiğim hiçbir otobüse bunun aksini görmedim. Yani yayalardan binmek isteyenler oluyor. Ne olacak işte, binelim evimize gitmemiz gerekiyor. Hayır, alamam diyor. Kural bu. Ben buna uymak zorundayım. Bu güzel. Ve gerçekten bunu uyguluyorlar. Ben beklemiyordum bu kadar uygulanacağını. Hı hı. Ama gerçekten bir destek gördüm şoförlerden bununla çok ilgili. Çok güzel. Peki şunu soracağım. Sence hani o kadar teste giriyorsun, insanları teste alıyorsun daha doğrusu, hı hı, psikoteknik değerleme testine. İyi bir sürücü nasıl olmalı sence? Dikkatin yanında sabırlı da olmalı, sakin bir kişilik yapısına da sahip olmalı. Yani çok aceleci, tez canlı olmaması gerekiyor. Çünkü durması gerektiği yerde durmayı bilmeli, tepkisel olarak tepkilerinin iyi olması gerekiyor. Çevresel görüşünün iyi olması gerekiyor. Çevreden gelen uyaranlara karşı tetikte olması gerekiyor. Bence böyle olmalı. Yani hem dikkat olarak, bilişsel özellikler olarak iyi olmanın yanında bir de kişilik yapısı olarak biraz daha sakin bir kişilik yapısına sahip olması gerektiğini düşünüyorum, evet, ben. Evet, yüksek derecede konsantrasyon ve gözlem, hı-hı, yeteneği olacak. Olası tehlikeler için strateji geliştirebilecek. Riski iyi yönetecek. Aracını yolun koşullarına uygun ve diğer yol kullanıcılarının da genel anlamda güvenliğini sağlayacak şekilde, hı hı, seyretmesini sağlayacak trafikte. Peki sen iyi bir araç sürücüsü müsündür? Ben bir sürücü değilim henüz. Henüz sürücü değilsin. Evet. Ama iyi bir sürücü olabilirim. Evet. Neden? Çünkü tehlikeleri, riskleri, örnekleri, hı hı, yakından görüyorsun. Peki, risk almak deyince, trafikte risk almakla ilgili konuşalım. Sence trafikte risk almak neyi kapsıyor? Kazaları. Yani kuralın dışı ve kuralın esnek olduğu kısımlar, mesela sarı ışık. Sarı ışıkta hazırlanman gerekirken birden çıkabiliyorsun. Sarı ışıkta insanlar birden trafiğe akışını sağlıyorlar. Bu bir risktir benim için. Ve o zaman kendinle beraber başka, o sırada da bir yaya karşıdan karşıya geçiyor olabilir. Da bir başka sarıya takılan, hı-hı, diğer taraftaki biri aynı şekilde davranıyor olabilir. Her iki tarafı da riske sokmuş oluyorsun. Bir kazaya sebep olmak üzeresin. Değil mi? Evet. Peki farklı tip ve kategoride sürücülerle, şoförlerle daha doğrusu, hı hı, karşılaşıyorsun. Sence ortalamanın üzerinde kaza yapma riski olan şoför tipi? Agresif. Agresif. Başka? Evet. Sadece agresiflik değildir herhalde tek başına. Ya böyle çok telaşlı olan insanlar da oluyor. Agresiflik değil. Çok mülayim bir insan ama çok telaşlı. Hemen bir şeyler yapmak istiyor. Hmm. Bu insan aynı zamanda ışıkta da aynı şekilde davranır. Kırmızı ışık yandığında aniden frene basar, arkadakini riske sokar. Sarı yandığında birden çıkmaya çalışır, az önceki örnekte gibi karşıdakini de riske sokar. Tez canlı, telaşlı insanlar da risk grubu taşıyor bence. Yani duygularını düzgün, hı-hı, yönetemeyen, kontrol edemeyen kişiler için, evet. Peki, sence son bir soru daha soracağım. Yollarda karşılaşabileceğimiz 3 önemli tehlike sence nedir? Tamam. Önce yaya olarak kendimdeki yayalar olarak yaptığımız tehlikeyi söyleyeyim. Hı hı. Işıklarda bize ışık yanmadığı zaman karşıya geçmeye çalışıyoruz. Hı hı. Bu trafiği de kendimizi de riske atıyor.
dolmuşlar için söylüyorum. Duraklara yaklaşırken direkt kapıyı açıyorlar. Değil mi? O da sakıncalı. Aşağı düşmemize sebep olabilir. Çeşitli kazalara sebep olabilir. Onun dışında çok basite kaçacağım. Kırmızı ışıkta geçmek de bir risktir. Evet. Yani çok fazla aklıma gelmedi, o yüzden bunları söyledim. Evet, evet, güzel bir programdı Zeynep'ciğim. Bir programın daha sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Bugün tamamen spontane bir program yaptık. Bence çok da güzel oldu. Bizi izleyen ve dinleyenlere iletmek istediğim bir mesaj daha var mı? Daha çok kaygı üzerine konuştuğumuz için söylemek istiyorum. Kaygı yarının acısını almaz, bugünün neşesini götürür. O yüzden kaygılanmamaya çalışalım. Kaygımızı normal seviyede tutmaya çalışalım. Peki, teşekkür ediyorum. Evet, sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün bir psikoloğun penceresinden baktık hayatın trafiğine. Programın sonunda yapımda ve yayında emeği geçen İçer TV ekibi başta olmak üzere sponsorumuz Mersin Psikoteknik SRC ve Sezer Eğitim Kurumlarına, kurumumuz psikologlarından sevgili Zeynep Terzi'ye ve bizi dinleyen herkese, izleyen herkese teşekkürler edelim. Ve Aziz Atan'ın bir sözüyle veda etmek istiyorum ben bugün. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Bu sözüm de üniversite sınavına hazırlanan genç adaylar için. Atan'ın sözünden çıkmamak gerekiyor. Yorulmak yok. Atan'ın izinden ayrılmayacağız. Aramızdaki mesafeyi trafikte de koruyarak sağlığımızı korumaya çalışacağız bu süreçte. Hayatta tüm yollarınız sevgiye, mutluluğa ve huzura çıksın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumlarının sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı sona erdi.